Evet, Zaman Mekan Futbol kanalında, Futbol İklimi programında Klofçay'ın sunduğu 15 dakikaya hoş geldiniz. Sultanahmet Meydanı'ndayım bugün. Biraz farklı bir atmosferden size sesleneyim istedim. Tabii ilginç bir yer burası. Futbolla çok alakalı değil. Yani at meydanı, belki sporla bağlantısı olabilir. Hipodrom falan varmış Bizans döneminde, sonra Osmanlı döneminde. Neyse, bunu geçtik. Ne konuşacağız bu 15 dakikada? Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta maçlarından bahsedeceğiz. Yani bütün maçlara konuşmayı planlıyorum. Geçen haftadan da tabii biraz bahsedeceğiz. Ligin gidişatı nedir, ne durumda? Onları konuşmak istiyorum sizlerle. Açılış maçı Kocaelispor'la Keçiören Gücü arasında oynanacak. Kocaelispor geçtiğimiz hafta aslında önemli bir puan aldı. Offside golü olmasaydı 3 puan da olabilirdi bu. Yine de kümede kalma mücadelesi anlamında hayli kıymetli bir puan aldığını söyleyebiliriz. Keçiören Gücü de Taner Taşkın'la çıkışa geçen bir takım nitelendirmesini yapabiliriz Keçiören Gücü için. İzmit'te İsmet Paşa Stadı'nda ilgi çekici bir maç olur. Maçın günü saati biraz sıkıntılı olsa da yine de işte Hodri Meydan başta olmak üzere Kocaelisporlu futbol severlerin maça ilgi göstereceğini tahmin etmek güç değil. Ama takımları onların beklediği futbolu sergileyebilecek mi bunu bilmiyoruz. Ve yani Kocaelispor kadro olarak aslında büyük hedeflerle başladığı ligde bir kadro zafiyeti yaşıyor gibi görünüyor. Çok fazla verim alamadığı oyuncu var ve bu anlamda sorunlu bir kadro yapısı var. Buna rağmen ev sahibi olmanın avantajını kullanacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Keçiören Gücü de dirençli, ilginç bir takım. Devre arası takviyeleri de bugüne kadarki çizgisinin dışında biraz böyle genç oyuncu da değil. İşte ligin bilinen, hatta pahalı oyuncuları da diyebileceğimiz oyuncuları almışlardı. Altın Ordu Erzurum maçı var. Altın Ordu haftalar süren mağlubiyet serisini tahmin etmiştim. Bunu söyleyebilirim. Menemen'i yeneceklerini tahmin ediyordum. İzmir derbisinde Menemen'i mağlup ederek sonlandırdı ve çok kritik bir 3 puan elde etti. Ancak ben bunun çok yeterli olacağı kanısında değilim Altın Ordu adına. Erzurum Spor ise çalkantı içerisinde, aslında Ankara Gücü'ne karşı kötü futbol oynamadılar, ancak önemli olan bu tür maçlarda, final maçlarında nasıl oynadığınız değil, sonucu elde edip edemediğinizdir. Ankara Gücü deplasmanda kazanarak çok kritik bir galibiyet elde etmişti. Ve Erzurum Spor da uzun haftalardır bulunduğu 3. sıradaki yerini Bandırma Spor'a bırakmak zorunda kaldı. Yani taşlar tam oturmuş değil Erzurum'da. Bu anlamda yani galibiyet almakta zorlanan, çok da yenilmeyen bir takımdı, ama yani şampiyon olmak için bir takım galibiyetleri almanız gerekiyor. En azından içeride kritik maçları almanız gerekiyor. Şimdi değişik bir maç olacak İzmir'de, ama Erzurumspor'un ben yenilmeyeceği kanaatindeyim. Samsunspor Menemen maçına baktığımızda Samsunspor uzun süre sonra mağlup oldu. Fakat bu biraz özel bir maçtı. Yani işte maç içindeki kırılma anlarının tutmamasıyla alakalıydı. İçeride mağlubiyeti olmayan tek takım Samsunspor bu ligde. Dolayısıyla yani iç saha avantajını kullanacağını düşünüyorum. Menemen'e karşı da bir talihsizlik var aslında. Geçen sene iki maç beraber bitmişti. Bu sene İzmir'deki maçı da Menemen 3-2 kazanmıştı. Hatta Mehmet Altıparmak'ın gitmesine sebep olmuştu o maç. Buna rağmen Samsunspor'un kazanacağını düşünüyorum. Fakat tribünler yine dolmayacak. Çünkü bazı camiaya has özel sebepler var. İnsanların kırgınlıkları var. Yani bu skorlarla alakalı değil, çünkü küme düştüğü senelerde bile tribünleri dolduran veya başarısız olduğu, hedefsiz olduğu zamanlarda bile tribünleri dolduran bir takım Samsunspor ve Samsun'da bir futbol şehri. Başka sebepler var gibi. Birkaç sebep, yani tek sebep de değil tabii. Bu maçı Samsunspor'un kazanacağı kanaatindeyim ve temennisindeyim bir Samsunsporlu olarak. Ankara Gücü Bandırma çok ilginç. Ligin ilk devresinde Ankara Gücü deplasmanda kazanmıştı. Bandırma'da güçlü bir kadrosu var ve 3. sırayı da yakaladı. Hedef belki Ankara Gücü'nü değilse bile Ümraniye'yi yakalamak. Yani ilk iki anlamında Bandırma açısından çok kritik bir maç Ankara'da. Ankara Gücü de ilginç bir takım. Yani ne yapacağı çok belli olmuyor. Genelde istediğini elde ediyor, ama arada sürpriz sonuçlar da yaşayabiliyor. Kendi adına kötü sürprizlerle de karşılaşabiliyor. Bu anlamda haftanın en ilgi çekici maçı olacağı kesin. Futbol kalitesi olarak da lig ortalaması açısından ortalamanın üstünde olacağını düşünüyorum Ankara Gücü Bandırma Spor maçının. Yani yukarıyı yakından ilgilendiren bir maç. Birinciyle üçüncü oynayacak.
Bolu Spor Bursa Spor maçı. Bolu Spor bugün erteleme maçında Tuzla Spor'a evinde kaybetti. Aslında bir çıkış içerisindeydi. Çok iyi başlamıştı ikinci devreye. İkinci devrenin lideriydi bir ara. 13 puan topladı ama son iki maçında 3 gün içerisinde 2 mağlubiyet yaşamış oldu. Bursa Spor için çok çok önemli. Yani Bursa Spor bir kere bu ligde olmaması gereken bir camia. Yani Süper Lig'de bulunması gereken bir camia. Ama futbol böyle bir şey. İsim ağırlığı bir yere kadar. Özellikle ekonomik durumunuz iyi değilse, iyi kadro kuramıyorsanız maalesef sahada sizin isminize bakmıyorlar. Mağlup ediyorlar. İşte küme düşüyorsunuz. Bu senaryoyu Türkiye'de hatta dünyada pek çok takım yaşadı. Bursa Spor toparlar gibiydi aslında Tamer Hoca ile birlikte. Fakat son iki maçta, yani özellikle 9 kişi kalan Tuzla Spor'a mağlup olmaları, ardından Ankara Gücü deplasmanında uzun süre 1-0 önde olmalarına rağmen birkaç dakika içinde 2 gol yiyerek mağlup olmaları, geçen haftayı da bay geçmeleri onlar adına hayli olumsuz sonuçlar doğurdu. Ve şu an psikolojik olarak da bir bıkkınlık içerisinde camia, öyle görünüyor. Ama bunu silkelenip atabilecek olan yine kendileri. Bu anlamda Bolu Spor maçı çok önemli. Yani iki şehir takımını karşı karşıya getiren müsabaka çok önemli. Yani 10 gün önce konuşsaydık Bolu Spor maçın ağır favorisi diyebilirdik ama Bolu Spor'da dediğim gibi az önce söyledim. Son iki maçında mağlubiyetler yaşadı. O da yani bu ligin takımı işte. Hani böyle vura kıra gidemiyor zaten kimse. Ortada bir maç gibi görünüyor. Bolu Spor, Bursa Spor müsabakası. Adana Spor, Manisa FK maçına baktığımızda yani Adana Spor taraftarları artık böyle ligi şimdiden hedefsizmiş gibi düşünüyorlar. Bir hedefleri kalmadığı kanaatindeler. Manisa'da yani böyle biraz çıkış içerisinde diyebiliriz. Çıkış içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu maç Manisa için biraz daha önemli. Eğer kazanırlarsa iyice ilk altı hedefini pekiştirebilirler. Adana'da maç. Ben Adana Spor'un yani birkaç haftalık durgunluğu üzerinden atacağını ve bir şekilde kazanacağını düşünüyorum bu maçla ilgili. Tuzla Spor, İstanbul Spor ve Eyüp Spor, Ümraniye Spor. Bu dört takım iki İstanbul derbisine çıkmış olacak. Küçük İstanbul derbileri bunlar. Çünkü onların abileri üst ligde. Yani kişisel olarak şöyle, ben İstanbul'da yaşayan birisiyim ama artık Süper Lig'in bir İstanbul Ligi'ne dönüştüğünü görüyorum. Çok üzülüyorum bu anlamda. Zaten yani o malum şu İstanbul takımı var her zaman. Onun dışında Başakşehir peyda oldu. Özellikle siyasi sebeplerle. Ardından işte Kasımpaşa epeydir buralarda. Karagümrük geldi. Yani böylece 6 tane zaten var Süper Lig'de İstanbul takımı. Şimdi burada da Ümraniye'nin çıkma ihtimali hayli yüksek oldu. 7. İstanbul Spor ve Eyüp Spor da iddialı durumda. Yani 8-9 tane İstanbul takımının Süper Lig'de olması bile, fikri bile beni bir futbol sever olarak üzüyor. Yani böyle olmamalı. Yani benim kişisel görüşüm bu. Yoksa oyuncu kadrosu bakımından camia bunu hak etmiyor falan değil. Yani oynayıp puanını alıyor, o ayrı bir şey. Burada bahsettiğim şey oyunun kendisi ve oyuncuların kendisi değil yani. Bambaşka şeyler. İşte iki tane İstanbul derbisi var. Toplasanız 500 kişi izlemeyecek statta iki maçı. Yani işte Tuzla, İstanbul, Eyüp, Ümraniye maçları. Yani bunlar arasında yani Eyüp'ü biraz ayrı tutabiliriz. Bir semt kültürünün olmasından dolayı, çok eskiye dayanan futbol kültürü olmasından dolayı. Örneğin Ümraniye, benim de yaşadığım ilçe. Geçen maçta baktım, şey var, Ümraniye Spor amblemine dikkat ettim. 1938 yazıyor. Yani Ümraniye Spor 1938'de kurulmuş. Yani bana pek inandırıcı gelmedi çünkü 1938'de Ümraniye bile yoktu. Yani Ümraniye Spor'u geçtim. Ümraniye bir köydü 1938 yılında. İlginç yani, böyle işte mazimiz var imajı vermek istiyorlarsa doğru değil. Yani Vefası, Üsküdar Anadolu'su, Eyüp'ü falan bunlar zaten eski camialar yani. Neyse. Yani bu iki maç, İstanbul maçları ortada. Replasman yani bile değil yani, halı saha maçına gider gibi zaten küçük statlarda oynuyorlar. Gidecekler ve gününde olanın kazanacağını düşünüyorum. Son olarak da Balıkesir-Denizli maçı. Yani Balıkesir'le oynayan 3 puanı cepte gibi hissediyor. O psikolojiyle çıkıyor maçlara. Balıkesir Spor'un oyuncularına çok saygı duyuyorum. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ancak güçleri yetmiyor. Bir yerde tıkanıyorlar.
bu anlamda Denizli Spor için çok 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 önemli bir maç. Yani burada da 3 puanı alırsa zaten Mesut Bakkal'la aradaki bir Samsun deplasmanı hariç çıkış içerisindeler. Buradan da 3 puanı alabilirlerse ki kuvvetle muhtemel alacaklar. İyice rahatlayabilirler yukarıya doğru çıkabilme adına. En azından o tehlike hattının biraz üstüne çıkabilme adına. Haftanın bay geçen takımı Gençler Birliği. O da yani bay geçen bence dezavantajlı her zaman bu ligde. Evet yani 28. hafta ile ilgili genel olarak bunları söyleyebilirim. İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'ndan şöyle hafifçe de bir gösterelim size. Bu şekilde videomuzu tamamlayalım. Her zamanki temennilerimi tekrarlayarak bitireyim. Futbolun hak edenin kazandığı, futbolun iyi oynandığı bir hafta olmasını diliyorum. Ve her zamanki dürüstlüğümle de Samsun'un kazanmasını temenni ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. İstanbul'dan sevgiler, saygılar.